Evet, herkese merhabalar. Borsa İstanbul'da önümüzdeki haftaya yönelik yol haritamızla başlayalım. Önümüzdeki haftanın yol haritasında aşağıda 7.313 kırılmadığı sürece burada çok kuvvetli bir düşüş modunun oluşacağını düşünmemek gerekir. Yukarıda da yine her hafta olduğu gibi güvenli taraf 7.486 rakamı olacak önümüzdeki haftaya dair. 7.486 geçilimiyle güçlü piyasa, 7.313 aşağı geçilimiyle de zayıf piyasa ve düşüş modu oluşmuş olur. Yukarıda koparma seviyemiz bu hafta 7.572'den geçiyor. Önümüzdeki haftaya dair yol haritamız bu şekilde bu rakamlara riayet ederek önümüzdeki haftayı karşılayacağız. Hemen akabinde önemli bir grafik var. Geçmişten gelen ve 3 tane tepeyi birleştirmek üzere olan 7.504. O seviyenin 7.517 pazartesi, salı günü 7.529 olacağını söyleyebiliriz. Bu da önemli bir grafik. Yukarıda 7.486'nın üstüne çıkıp kalırsak kaldığımız sürece güçlü olacağız. Fakat üstüne çıkıp tekrar altına inersek burada da yine zayıflama modu oluşabilir. Önümüzdeki haftaya yönelik aşırı dikkatli. Biliyorsunuz 2 hafta önce video çektik. Tüpraş paylaşımlı haftada oldukça iyi bir kar getirisi oldu. Geçen hafta Ereğli tarafına dikkat çektik. Korkakların değil cesurların para kazanabileceğini anlatmıştık. Yine çok pozitif bir haftayı geride bırakmış olduk. Fakat önümüzdeki haftaya dair bir miktar özellikle 7.500-7.500 civarında yani bu seviyenin üstü 7.486'nın üstüne çıkıp kalmamız lazım. Kalırsak başarılı. Fakat üstüne çıktık, altına indik. Özellikle yine çarşamba günü önemli bilançolar gelecek arkadaşlar. Türk Hava Yolları başta olmak üzere. Ereğli tarafı. Ki Ereğli tarafında da bilançonun bakalım yani kötü, çok kötü gelirse endeksi etkileyebilecek bir hisse senedi. Türk Hava Yolları tarafında müthiş bir halle var gerçekten yukarı yönlü. Özellikle Türk Hava Yolları'nda da baktığımız zaman arkadaşlar hedef seviyesine neredeyse varmış durumdayız. 248 TL hedef seviyesi 248.47 kapanış 248.80 bu seviyenin üstünde kalmak çok kolay değil. O yüzden buraya dikkat etmek lazım. Borsa İstanbul tarafında günlük grafiklerde haftalıklarda 6.857 geçildi fakat günlük grafiklerde şuradaki 7.518 bölgesi çok önemli bir bölge. Bu bölgelere dikkat etmek gerekir. Önümüzdeki haftayla ilgili bunlara dikkat çekmek istiyorum. Yol haritasını paylaştık. Ve bu yol haritasına sadık kaldığımız sürece sadık kaldığımız sürece 7.313'ü savunmaya çalışacağız. Aşağı kırılırsa zaten Borsa İstanbul tarafı değer kaybeder. Çok net yani 7.313. Fakat 7.486 seviyesi yukarıda haftanın en güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. 7.486'nın üstüne geçtik. Tamam geçtik çok iyi güçlü. Ama tekrar altına geçiş olursa burada bir miktar temkinli olmakta fayda var. Dediğim gibi 2 haftadır kuvvetli bir boğa piyasası savunucusuydum. Fakat önümüzdeki hafta özellikle 9 Ağustos önemli bilançolar geldikten hemen akabindeki Perşembe sabahı Borsa İstanbul'da bence çok önemli bir sabah olacak. Şimdi Dolar-TL tarafına gelirsek eğer Dolar-TL'de çok hacimsiz işlemler olmaya devam ediyor. 26.96 rakamı 26.94.98 rakamının hemen üzerinde yol almaya çalışıyoruz. Burada bir geçiş noktası fakat momentumlu bir hareketin olmadığını görüyoruz. Dolar TL tarafında. Evet BTC tarafında da arkadaşlar Bitcoin tarafında da 29.072 seviyesinden geçiyor şu anda işlemler. Burada momentum kazanmak adına 31.000
şu bölgeler 31.700'ler geçilmeden burada çok kuvvetli bir trend başlamasını beklemem. 28.884 bu seviyeler destek seviyesi. 28.800 31.800 arasında artık bu bantta hareketin devamı. Kırarsak 27.529 fakat 31.800 burada kırılmadan Bitcoin tarafında çok yukarı iştahlı bir yükseliş olabileceğini düşünmüyorum. Ne zaman 31.750'ler geçilir, o zaman Bitcoin tarafında her türlü hedef masaya gelebilir. Bununla birlikte ons altın tarafında yine sıkıcı seanslar oluyor. Fakat burada bir döngü tamamlandı. Bu döngüyle beraber yukarı yönlü hamlenin özellikle 1969'ların üstünde kalmamız lazım. Geçip üstünde kalalım. Önce 2014 sonra 2065 zaten 2065'in üstü çok güçlü bir ralliyi beraberinde getirecektir. Bankacılık sektörüyle ilgili Perşembe günü Ekotürk TV ekranlarında konuşmuştuk. 6.486'nın üstünde kalmak çok önemli bankacılık sektörü için. Lakin bu seviyenin üstü oldukça önemli bir bankacılık hareketini birlikte getirecektir. Garanti Bankası'nda ikinci yeşil hedef 51.03. Buralar önemli. Şu seviyenin geçilimiyle Turkuaz üstünde trend başladı. 33. 41'ler geçildi. 51 son seviye. Akbank daha hızlı yol kat etti. Turkuaz'ı geçti 19.41. Birinci yeşili geçti 23.08 ve bu bölgede artık ikinci yeşil hedefine gelmiş durumda 29-26 seviyesi oldukça kritik bir önem arz ediyor. Kritik dirençlere gelmiş durumda izlediğim gibi bu hafta biraz temkinli olmak lazım. Haftalık yol haritasındaki seviyelere riayet ederek haftayı umarım herkes kazançlı. Geri de gelsek karını almış, düşüşten etkilenmeyen, yükselişte elindeki mala sahip çıkabilmiş ama bu hafta kontrolü çok zor olacak. 7.500 civarına çok dikkat. 7.486 üstünde kalındığı sürece geçersek eğer diyelim ki geçtik 7.486'nın üstüne ve üstünde kaldığımız sürece zaten bir problem yok. Fakat üstüne geçtik tekrar altına geldik. Burada ilk sıkıntı reaksiyonunu almış oluruz. Dediğim gibi 9 Ağustos haftasında gününde akşamında gelecek olan Türk Hava Yolları başta olmak üzere Ereğli iki tane önemli bilanço var. Türk Hava Yolları zaten 248 hedefine geldi ve üstüne geçiyor. Bunlar çok kritik gerçekten Borsa İstanbul açısından. Bu nedenle Çarşamba günü gelecek olan bilançolarla birlikte büyük ölçüde önemli şirketlerin bilançolarını almış olacağız. Dolayısıyla Perşembe sabahı çok volatilite oluşabilir. Haftalık yol haritasındaki rakamlar anlattığım gibi o noktalara dikkat edeceğiz. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Videoya yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Herkese bol kazançlı, sağlıklı bir hafta dilerim. Kendinize iyi bakın.